Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle birlikte bir önceki videomuzda aslında ilk mucizemiz olan Lightning Spear elde etmiştik. Belki fark edenleriniz olmuştur, belki olmamıştır. Ama ben fark etmenize imkan tanıyacağım. Burada Lightning Spear'a baktığınız zaman sağ üstünde bir çarpı işaretinin olduğunu, ortadaki üstüne baktığınız zaman ise 20 diye bir yazı kırmızıyla yazıldığını görüyorsunuz. 20 diye bir sayının kırmızıyla yazıldığını görüyorsunuz. Bunun temel sebebi şu: Lightning Spear mucizesini kullanmak için 20 Fate'e ihtiyacınız var. Belli başlı mucizeleri, build'ları vesaire, silah fark etmez, kullanmak için onların stat gereksinimlerini karşılamamız gerekiyor. Biz şu an Lightning Spear'ın stat gereksinimini karşılamıyoruz. Envanterimize level verebileceğimiz ruhları harcamış bulunuyoruz. Peki ne yapacağız? Şunu yapacağız efendim. Geliyoruz buraya. Handmaiden'le konuşuyoruz. Sell item diyoruz. Kendisine kullanmayacağımız içerikleri satmak istiyoruz. Şimdi ilk olarak ruhları satıyorum. Yani ruhlar zaten standart ruhlar. Hani bunları satıyor olmamızın bir zararı yok. Bunları satıyorum. Yaklaşık olarak gördüğünüzde 10.000 ruha kadar yükselmiş olduk. Bu ruhları sattıktan sonra gelip burada konuşup level up diyerek Fate'i yükseltebiliyor olacağız. Mesela bir tur daha puan vermemiz lazım. Ruhlarımız yetmedi. Peki ruhlar yetmeyince ne yapabiliyoruz? Sell item diyoruz. Satmak istediğimiz herhangi bir içerik varsa, mesela burada örneğin ben Raw Gem'i kullanmayacağım. O zaman sat gitsin üçünde şeklinde ilerleyebilirim. Mümkünse bu upgrade materyallerini satmayın. Ben satmıyorum, sizler satmayın. Ben elimden gelince onlara dokunmamaya çalışacağım. Kullanmayacağımız silahları satıyor olacağım. Kullanmayacağım kalkanları sattım. Kullanmayacağım kafalıkları, zırhları satıyorum. Zaten bunları hani satmak için aldık diye belirtmiştim. Şu anda da satıyor olacağım. Yüzükler noktasında mesela Blightbite ringi, Blue Tearstone ringi, Ring of Sacrifice'ı kullanmayı düşünmüyoruz. Onları satmış olduk. Şimdi bunları satınca mesela yine bir miktar ruh elde etme imkanım oldu. Oyunda bol miktarda item lootlayabilirsiniz. Ben bu rehber serilerinde elimden geldiğince seriyi ilgilendiren itemları lootlayarak ilerlemeye çalışıyorum. Hemen yolumuzun üzerinde olmadığı müddetçe yolu uzatarak bir başka item almaya gitmiyorum. Sizler gidebilirsiniz. Gidip daha fazla ruh elde edebilirsiniz. Daha fazla ruh elde edip daha fazla stat arttırabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Böylesi bir imkanınız var. Bundan faydalanmanız en güzel olacaktır. Şimdi Fate'i 20 yapma imkanımız oldu. Peki Fate'i 20 yaptıktan sonra ne yapacağız? Fate'i arttırmaya devam edeceğiz efendim. Fate'i 30'a kadar çıkarmak istiyoruz bu sefer de. Artık Lightning Spear'ı kullanabilecek bir karakterimiz var. Peki Lightning Spear'ı aldık. Nasıl kullanacağız? Attune Spell opsiyonuna tıklayıp buradan Heal Aid'i çıkartıp yerine Lightning Spear'ı takıyorum ve artık bunu kullanma imkanım oluyor. Travel diyorum. Travel dedikten sonrasında Road of Sacrifices'a ışınlanıyor olacağım. Of, çok özür dilerim. İyi ki notlar var da keşke biraz daha erken baksaydım. Öncelikle firing shine yapacağımız bir şey daha var. Şimdi daha önce yani bir önceki videonun sonuna kadar aslında kullanabildiğimiz bir mucize içeriği yoktu. Yani veya kullanmayı düşündüğümüz bir mucize içeriği yoktu. Artık var. Dolayısıyla biz bu mucizeyi sık bir şekilde kullanabilmek için manaya ihtiyaç duyuyoruz. Manaya ihtiyaç duyduğumuz için de Allot Estus diyerek 5'e 4 oranında Flasker'ı ayarlıyoruz. Yani 5 tane can potu, 4 tane mana potu olsun istiyoruz. Ki bu mucizeyi kullanınca biten manamızı tekrardan toparlayabilirim. Oturdum, travel diyorum, Road of Sacrifice'la ışınlanıyorum. Işınlandıktan sonra, şimdi zamanında görmezden geldiğimiz şu arkadaş vardı. Kendisini öldürebiliyor olacağız. Çıkıyorum kapının gerisine. Fırlatıyorum yıldırımlarımı. Özellikle Elden Ring'de bu yıldırım aksiyonu çok güzel yaptıklarını düşünüyorum. Çok beğenerek oynamıştım ya o tam çözüm rehberindeki yıldırımlı build'ı. Hani Elden Ring'de hiç denemediyseniz deneyin derim. Gerçekten Dark Souls'da böyle hayal ettiğim içeriğe Elden Ring'de ulaşmışlar. Şimdi bu arkadaştan sağ olsun. Bu arada bir dakika. Kullanmakta olduğu silahın efektine sahip bir tane silah elde etmiş olduk. Tekrar deniyorum mana potlarını yenilemek için.
Orada şunu çıkartabiliriz artık. Purple Moss Cup'lara ihtiyacımız yok. Tekrar summonlanmıyor bu arkadaş. Dolayısıyla bir kere ölmemiz yeterli oluyor. Özellikle böylesi durumlarda faydalanabildiğimiz bir içerik olduğu için bizler bundan faydalanarak ilerliyor olacağız. Geldim buraya. Bu asansörle yukarı çıkıyorum. Asansöre geri gönderiyorum. Gönderemiyorum. Asansöre geri gönderiyorum. Tekrar asansörden yukarı çıkma imkanım olacak. Yani bir önceki bölümün sonunda bahsetmiştim. Biz bu bölgeleri bir tur geçtik ama buralardaki her şeyi tamamlamadık diye. Şimdi aslında burada bizim build'ımızı, bizim karakterimizi ilgilendiren belli başlı içerikleri aradan çıkarmak için geride kalan içerikleri tamamlıyor olacağız. Bu videomuzu veya en azından ilerletiyor olacağız. Buradan yukarı çıkıyorum. Bir tane devimiz var. Kendisiyle konuşup Make Peace diyerek Young White Branch alıyorum. Young White Branch'i kullanmayın. Kullanırsanız tekrardan size düşman kesilecektir. Aşağı indim. Aşağıya doğru inerken şuradaki parıldayan tahtalara yuvarlanıp düşüyorum. Şimdi bu arkadaşa konuşuyor olacağız. Diyaloglarını tüketin. Tükettikten sonra aşağı inin. Karşı tarafta aşağılarda bir tane düşman olduğunu görüyorsunuz zaten. Şimdi burada sadece bir trivia içerik olarak şunu göstermek niyetindeyim. Ya bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir trivia içerik olarak göstermek niyetindeyim. Varsayalım ki boss'un argosunu aldık. Şuraya girin. Bu arkadaş buraya giremiyor. Dolayısıyla geçip kendine saldırma imkanınız oluyor. Biraz canı fazla olduğu için, biraz da böyle tank bir karakter olduğu için bizi biraz zorlayabiliyor. Odağı bizde olduğu için de Sigma'ya rahat rahat saldırabiliyor. Bir tık işimize geliyor bu. Bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bir diğer güzel alternatifiniz, özellikle arkasından ağır dağda sürekli olarak saldırma fırsatı bulursanız çok hızlı bir şekilde hasar vurup kendisini öldürebiliyor olacaksınız. Hani çizlemek isterseniz yolu, çizlemek istemezseniz yol da bu. Bu arkadaştan Sigbru'yu almanız önemli. Kendisinin diyaloglarını tüketin, kendisi uyuyakalsın. Her ne kadar Lightning Spear'ı almış olsak da Lightning Spear'ın hasarı çok da fazla değil. O yüzden aslında oyunun başında hala gerçek anlamda yüksek hasar vuracak olan bir mucize içeriğine sahip değiliz. Buradan Pale Tong'u aldık, statlarını sıfırlamak istersek diye. Buradan Northern setini aldık, satıyor olacağız. Bu arkadaşım en azından ben kullanmayı düşünmüyorum. Belki sizler kullanmak istersiniz ama ben kullanmayı düşünmüyorum. Buradan yukarı çıktım. Şuraya hızlı bir şekilde gidip bu item'ı alıp çıkıyorum buradan. Arkadaşlar öldürdük. Şuradan Human Pine Resin'i alıyorum. Bu item'i almanız şart değil. Biz buna ihtiyaç duymayacağız. Ama alıyor olmanızın faydaları var. Ne olduğundan ben geri geldiğinde bahsediyor olacağım. Bu arkadaşlar fark etmez. Hani bir ikisine şey atsanız olur. Yıldırım atsanız olur. Genelde yaklaşırlar. Yaklaşmazsanız sıkıntı değil. Yaptıkları saldırı dodge'layıp buradan dışarı çıkın. Şimdi buradan iki tane yüzük alma imkanımız olacak. Birincisi şurada almış olduğum Flynn's Ring diye geçiyor. Flynn's Ring aslında sizin eğer ki ekipman ağırlığınız azsa, yani ağır zırhlar, ağır silahlar kullanmıyorsanız hasarınızı arttırıyor. Bu önemli. Yani bir Paladin build'a gidiyorsanız Flynn's Ring'i kullanıyor olmanın bir katkısı yok. Şuradan düz karşıya doğru koşturup zıplıyor olacağım. Buradan aşağıya düşüyorum. Buradan Mirasit'in alma imkanımız var. Ve şuradan da Chlorinter Ring'i alıyoruz. Chlorinter Ring bizim stamina'mızın daha hızlı olmasını sağlıyor. Ben Chlorinter Ring'i takıyor olacağım.
Hızlıca Bonfire'a geri dönmek adına buradan en son dinlenmiş olduğum Bonfire'a ışınlanıyorum. Burada dinleniyorum. Yine ruhları harcamak için dilerseniz Firing Shine gidebilirsiniz. Ben direkt bir sonraki yere ışınlanıyor olacaktım. Yanlış yere ışınlandım. Çok kısa bir zaman sonrasında Firing Shine'a uğruyor olacağız. Buradan Dilapidated Bridge'e ışınlanmak istiyorum aslında. Dilapidated Bridge denilen kısımdayım. Tercihen bu arkadaşı çok da yanına yaklaşmadan yıldırımlarla öldürmek istiyoruz aslında. Çünkü yakın dövüşlerde çok işkence karakterler bunlar. Wow, 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 wow. Şöyle bakayım. Şu arkadaş biraz zorlayabiliyor, gereksiz. Yapacak bir şey yok. Geri atabilir, o önemli. Yani böyle çok hafife alacağınız bir karakter değil. Çok hani çok öyle şey yapmayın. Kendisini güçlü bir karakter gibi görmeyin ama çok öyle hafife alınca bir karakter değil, öyle değil. Çok hızlı işte. İki kez içebilir, üçüncü içemez. O yüzden içiniz rahat olsun. Hani sürekli olarak böyle evet, bel atabilir miyiz demiştim. Attı şu an. Saldırırken atmaz diye düşünmüştüm ama atmayı tercih etti. Peki. Şu Power Bitindir. Hani kendisini bufflar daha fazla hasar vurur. Bufflarken de saldırabilirsiniz. Diğer zaman saldırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biz ardarda çok kez saldırabildiğimiz için çok da zorlamadan kendisini öldürebiliyoruz. Oradan devam ediyorum. Az önce devle arkadaş olmuş olmanın ekmeğini yiyor olacağız burada. Kendisi yukarıdan bir ok fırlatır. Hop. Bizim düşmanımıza saldırıyor olacak. Normalde kendisi konuşmaya gelmiş olsaydık bu okları bize atıyor olacaktı. Orada belli başlı itemler var, onları almak istiyoruz. Yani neredeyse bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Kendisi bunları öldürür. Neredeyse diyorum çünkü bazen hani bu arkadaşlar bir şekilde okları doğrulayıp bize gelebiliyorlar. Görüldüğü üzere. Şuradan karşıya zıplıyor olacağım. Sonra Undead Bone Shard'ımızı aldım. Şimdi Cleric klası olarak başlamadıysanız Cleric'lerin kullanmakta olduğu seti şuradan alma imkanınız oluyor. Bu evin önünden. Yaklaşıp uzaklaşın. Şimdi bu arkadaş direkt Plunging Day saldırıyor olacak. Ve buradan Cleric setini alma imkanımız oldu. Daha da önemlisi bizler için şuradan Mortician's Ashes'ı elde etme imkanımız var. Bunun neden önemli olduğunu birazdan tanıtma imkanım olacak. Şuradan devam ediyorum. Şimdi sight tipi silah kullanmak istiyorsanız elde edebileceğiniz bir tanesi burada bulunuyor. Hani illaki diğerini farmlamanıza gerek yok. Sight tipi silahlardan bir tanesi de burada. Greatsight olarak. Dark Souls 1'deki çok harika silahlardan bir tanesi. Dark Souls'ta çok iyi olduğunu söylemeyeceğim. Kötü bir silah değil. Ama çok iyi diyemem. Şimdi bu bölgeyi daha önceden keşfederken almış olduğumuz Caracal Pine Bundle'lar ve Caracal Pine Resin bulunuyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ben Bundle'ı tanıtmak istiyorum. O yüzden Bundle'la ilerliyor olacağım. Özellikle benim şu an kullanmakta olduğum gibi hızlı hızlı saldıran bir silahınız varsa Bundle çok işe yarıyor. Kısa bir süreliğine ama hızlı bir şekilde silahınızı aleyle bufflama imkanınız oluyor. Bundle kullanmanız durumunda. Ve şu an gitmekte olduğumuz bu boss aleve karşı direnci az olan bir boss olduğu için çokça işimize yarıyor. Gördüğünüzde bir tane şeyini patlattık bile parçasını. Bir tek vuruşla patladı. Bir de elinde var bir tane. Mesela alev olmadan saldırdığımda yine hasarım az değil ama tek vuruşa patlatacağım bir şeyi yaklaşık 2-3 vuruşa patlatabiliyorum. Ayağındaki
Sen sol ayağındaki, karnındaki ve sol elindekini patlattıktan sonra şöyle aşağıya düşeriz. Düştükten sonra yine bandılı basıyor olacağım. Böyle çok hızlı buff'lıyor açıkçası. Yani çok hızlı buff'ladığı için işimize geliyor. Bir tur daha patlattık. Hop. Şurada bir tane var. Ona saldırmak için silahınızı iki ele tutmanız lazım. Bir tık. Biraz uçacağım öyle. Son bir vuruşluk şeyi kaldı. İlla ki patlatmanız şart değil. Eğer ki vurduğunuz hasar yeterliyse her şeyi patlatmadan da kendisini öldürebiliyorsunuz. Bizim vurduğumuz hasar yeterliydi. Burada önemli olan şey Transposing kill'ini almış olduk. Bu boss kesmekle birlikte. Ve bunları alıp bonfire'ımızı yakıp ışınlanıyoruz Firing Shrine efendim. Birkaç tane şeyi tanıtmak istiyorum. Bir önceki videoda biraz böyle uğraşarak kesmiş olduğumuz bir tane Stray Demon vardı. O Demon'ı kesince onun ruhunu elde ettik. Elde etmiş olduğumuz bu ruh sayesinde özellikle bir Paladin build'e gitmek istiyorsak kullanabileceğimiz güzel bir içerik var. Transposing kill'ini bu arkadaşa teslim ediyorum. Begin Transposition deyip buradan Havel's Ring'i alma imkanım var. Havel's Ring sizin takabileceğiniz veya giyebileceğiniz ağırlık miktarını arttırıyor. Daha ağır silahlar, daha ağır zırhlar kullanabiliyorsunuz. Paladin build'ı demek aslında ağır bir zırh giyip, devasa bir balyoz kullanıp, aynı zamanda Fate Endeksi, Mucize Endeksi içeriklerden faydalanarak önünüze çıkan düşmanları tanklaya tanklaya öldürmek demektir. Yani biraz daha Dark Souls'daki oynanış karşılığı bu diye ifade edebilirim. Tank bir build olacağı için ağır içerikler kullanmanız gerekiyor. O ağır içerikleri taşıyabilmek için de bu Havel's Ring içeriği oldukça işimize yarıyor. Soul of a Stray Demon'a ihtiyacınız var bu yüzüğü elde etmek için. Hani eğer ki şey yapmak isterseniz, almak isterseniz bu şekilde temin edebiliyor olacaksınız. Aklınızda bulunsun. Ben bunu alıyor olacağım. Her ne kadar hayal ettiğim Paladin build'ına gidemiyor olsam da bu build'ı tanıtmak niyetinde olduğum için son videoda kullanabileceğiniz içeriklere yer verirken bahsetmek, göstermek, katkısını ifade edebilmek adına bu yüzük envanterinde bulunsun istiyorum. Daha sonrasında burada Ward's Great Hammer var. Yine bir Paladin build'ında kullanabileceğiniz güzel alternatif balyozlardan bir tanesi oluyor. Değişik tarafı şu. Bu arkadaş buz hasarı vurur. Yani bir yıldırım, bir ne bileyim dark vesaire hasar yerine buz hasarı vurur. Yani bir nevi böyle buz paladini tarzında bir şey yapmak isterseniz kullanabileceğiniz bir içerik oluyor. Daha çok STR build içeriğidir ama bir Paladin build'da kullanılmasına sakınca yok. Bir engel yok. Aklınıza bulunsun. Hani bunu gösterdikten sonra bu boss'un ruhunu harcamak niyetindeydim. O yüzden şu an göstermiş olmakla birlikte harcıyor da olacağım. Az önce almış olduğumuz eşi teslim ediyorum. Purchase item deyip satmakta olduğu anahtarlardan Grey Key'i satın alıyor olacağım. Bir Iron Eye'i kurtarabileyim. Yanlış yere gidiyorum. Şu arkadaşla konuşuyorum. Level up diyerek Fate'i arttırmaya devam ediyorum. Şimdi ilk iş Iron Eye'i kurtarmaya gidiyoruz. Pardon. Burada Undead Bone Shard yapıyor olacağım. Onlardan çıkartalım. Travel diyorum. Dilapidated Bridge'e ışınlanıyorum. Bir an emin olamadım böyle kendimden. Bu arkadaşları direkt böyle snipelayabilirsiniz artık. Hani o snipelayabilirsiniz. Aşağıda düşüyor olma çok garip oldu. Boom. Yani birçok düşmana bir düşün sanki sen. Aynen. Birçok düşmana aslında hasarımız gayet iyi yıldırımda ama hani şey bir hasarı yok. Bir boss'u kesmeye yetecek kadar bir hasarı yok ne yazık ki. Hiç yok değil. Yani şu an Fate'i böyle 50'lere falan çıkarmanız mümkün ruh farmlayarak. Hani çıkarmanız durumunda alabilirsiniz ama o değişik bir grind'dır ve bir rehber videosunda olması gereken bir grind değil bence. Dolayısıyla ben o tip bir çabaya veya içeriye yer vermiyor olacağım. Ama tabii ki yapmak isteyen arkadaşlara engel olmam.
Bazen bu arkadaşlar yukarıdan düşebiliyorlar. Çok dert değil. Kertenkeleyi ve soldaki itemleri alabiliriz. Hani onları öldürerek elde etme imkanımız var. Yetişebildim. Harika. Kertenkeleyi öldürünce Heavy Gem alıyorsunuz. Şu itemi alıp hemen yuvarlanın. Yukarıdan bu arkadaş geliyor olacak. Ayağa kalkana kadar kendisini öldürebiliyoruz. Yani bir miktar Titan'dan şardı buradan bedavaya elde etme imkanımız var. Bundan faydalanıyor olacağız. Dolayısıyla ben almış olmak istedim. Yukarıda bir tane kalkan var. Kalkanı almanız durumunda. Hani ok veya olur. İşte ne bileyim. Nişan alarak falan atabilirsiniz bir şeyler. Kalkanı takmanız durumunda yavaş yavaş canınızı dolduruyor olacaktır. Aklınıza bulunsun. Öyle bir pasif katkısı var. Raid build'larda böyle başlangıç içeriği olarak gösterilen veya kullanılan yerler olduğunu gördüm. Ben de burada kısa belirtmek olmak istedim. Çok ihtiyaç duyduğumuz pasif bir etki değil. O etkiyi elde edebileceğiniz başka içerikler de var. Ben yine gelince tanıtıyor olacağım. Saints tanısını elde etmiş olduk. Oyunda genel hatlarıyla New Game Plus değil de normal şu an yapmış olduğumuz gibi baştan bir tane karakter olarak oluşturarak ilerlediğimiz düşünüldüğünde kullanabileceğimiz en ideal talismanlardan bir tanesi bu oluyor. O yüzden biz bununla ilerlemeyi planlıyoruz. Aynen burada kendisine dokunuyoruz. Daha sonra da Diol'u tüketip kendisine Firelink Shrine'a ışınlıyor olacağız. Ve kendisi ışınlandı. Buradan kapıyı açtım. Geldim buraya. İyi günlerle konuşuyorum şimdi. Bu arkadaşın Diol'u adını tükettikten sonra aslında tekrardan Bonfire'ımızın yolunu tutuyoruz. En son seni yukarı gönderdim sanırsam. Hayır. Aşağıya göndermişim. Bonfire yakın olduğu için koşturarak gidiyor olacağım. Ben yani çok Homebrew Bon kullanmak niyetinde değilim. Şimdi bir önceki videonun sonunda yine belirtmiştim. Bir sonraki video yani bu videoda aslında bir hasar build'ını tamamlıyor olacağız diye. Bu build'ı yapmak amacıyla elde etmek istediğimiz birkaç tane daha içerik var. Dolayısıyla o içerikleri elde etmek için bir başka boss'u kesmeye gidiyoruz. Neden bu hasar build'ına ihtiyacımız olduğunu da videonun sonunda ifade ediyor olacağım. Ve neden yeni başlayan arkadaşların bu rehber serisini takip etmemesini istediğimi de videonun sonunda anlamış olacaksınız. Geldik buraya. Yine Caracal Pine bundle'lardan faydalanmayı planlıyoruz. Hani onlar lütfen envanterinize takılı olsun. Bitkiler çok dert değil. Yani Caracal Pine rezinden falan da faydalanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani bundle olması şart değil. Dümdüz koşturuyorum. Ekstra hiçbir şey yok. Geldim buraya. Canımızı fullemiş oğlum. Oracle Pine Band'a geçiyorum. Dümdüz koşturuyorum karşıya. Ve Crystal Sage'e karşı karşıyayız. Kaçtı. Peki. Bekliyorum kendisini. Eren çıkar çıksın. Gittim yanına. İkinci tur saldırmış olduk. Üçüncü bir tane bundle'ın olması enteresan. Biraz fazla harcamışım. Ah. Sağlık. Peki sen gitmişken şuradan bir tane rezin kullanmış olayım ben de. Müzikte böyle bir geçiş olduysa bilin ki ikinci fazlasınız. İkinci fazda kendi kopyalarını çıkartıyor olacak ve çıkardığı kopyalar size farklı farklı büyüler atıyor olacaklar. Ve bazen böyle bir RNG ile hani bütün büyüler aynı anda saldırabiliyor. Bir tık üzücü. Ya dostum. Dostum trolleme beni. Trolleme beni. Totalle birkaç kez daha vurup öldüreceğim seni biliyorum yani. Yaptım bunun hasar testini. Silahımızın hasarından eminim. Bu kristallerin az olduğu yerden orijinal olan çıkar bu arada. Aklınızda bulunsun. Hani direkt böyle saplamak isterseniz lokasyonunu bir şeyiniz var. Bir imkanınız var. Kendisini öldürmüş olduk.
Normalde hasar testi yaptığım zaman aslında ikinci fazına geçirene kadar neredeyse %80 canını falan götürmüş oluyordum. Burası sanırsam biraz yavaş saldırdım. Ya da ilk başta bir stamina bir sıkıntı yaşadım sanki. Ondan ötürü böyle olduğunu düşünüyorum. Yani çok da kadar rahat oluyor açıkçası. Buradan bir tane kertenkeleyi öldürdük. Lancing atakla. Bir diğeri burada. Bu kertenkeleden elde ettiğimiz Twinkling Titanite'lar önemli. Lütfen bunları elde edin. Hani zaten şimdiye kadar almışsınızdır da yine söylemiş olayım. Burada Herald setini alıyorsunuz. Hani benim gibi Herald olarak başlamaysanız başlangıç klası olarak kullanmakta olduğum seti şu an için bunu alabilirsiniz. Buradan Bonfire yakıyorum. Bonfire dinleniyor olacağım. Aşağıda bir tane düşmanımız var. Kendisini öldürüyor olacağız. Arada böyle bıçaklarla şey yapabilir. Saldırmayı deneyebilir. Çok dert değil. Bir kere combo yapabilirsiniz. Yani bir kere yakalarsanız kendisi canını okursunuz. Tabii yakalarsanız. O önemli. Özellikle siz saldırdığınızda geriye kaçan bir karakterdir bu. Hani çok böyle yerinde durmaz. O ölürsün diye düşünmüştüm. Peki. Bay bay. Buradan Paladin's Ashes'ı aldık. Bunu almak zorunda değilsiniz. Opsiyonel bir içerik. Benim kullanmayı çok düşünmediğim bir içerik. Ama işe yarayan bir içerik. Ne olduğunu ben ifade ediyor olacağım. O çok güzel saldırı. Bu arkadaş bir tık daha kolay. Yani genellikle çünkü şey yapmaz. Nasıl diyeyim? Kaçmaya çalışmaz. Yani olduğu yerden saldırmaya çalışır. Ve genellikle böyle hani agresif saldırıları vardır kendisinin. O yüzden çok zorlamıyor bizleri. Burada dümdüz koşturarak ilerliyor olacağım. İsterseniz Elroring skalardan bir tanesini burada köpeklere uzaklaşmak için kullanabilirsiniz. Çok dert değil. Işınlandı sanki bu köpek. Gelmek yerine. Peki dostum. Bir saniye nefes almak ister misin? Şu arkadaşlar dikkatli olun. Kendilerini aleve verip üzerinize zıplayıp infilak ederler. Biraz can yakabiliyorlar. Geldim buraya. Şuradan kapıyı açıyorum. Oyunun birinci DLC'sine gitmek isterseniz sağ taraftaki arkadaşla konuşup Gael'le DLC'ye gidebilirsiniz. Bizim şu an DLC'ye gitmek gibi derdimiz yok. O yüzden görmezden geliyorum kendisini. Canımı fulledim ve devam ediyorum. Arkadaşları öldürüyor olacağız. Buradan bir tane Estus Shard'ı aldım. Şu şeyin altından biraz hızlı aldım sanırsam. O çok kötü benim imkanım olmadı. Buradan bir tane Estus Shard'ı aldım. Buradan devam ediyorum. Yine Fate Build'larda kullanabileceğiniz, biraz daha STR endeksli Fate Build'larda kullanabileceğiniz bir tane silah var. Onu tanıtıyor olacağım. Şuradan Astora Great Sword'u elde ediyorsunuz. Özellikle Yıldırım'la ya da Blast ile efsunlarsanız oldukça başarılı oluyor. Özellikle Blast ile efsunlamanızı tavsiye ederim. Blast Gem'i bu bölgede elde etmek mümkün. Nerede elde edilebildiğini bu videoda göstermek niyetinde değilim. Bu videoda amacımız başka bir şey. Yine bizim dev okçudan faydalanarak buradaki içerikleri alma imkanımız olacak. Dikkatli olun bu arkadaşlar size saldırmasınlar. Saldırırlarsa hani meşalemiz yok şu an. Meşale almadık. Alsaydık daha rahat olurdu. Almadık. Almış olsaydık hani bu arkadaşa saldırdığında mesela şu an üzerinde doğmakta olan bu bar dolmuyor olacaktı. Çok dert değil. Hani
Öyle bizi öldüren bir içerik değil yani. Buradan Undead Bone Shard'ı almak istiyoruz. Buradan Undead Bone Shard'ı aldıktan sonra şurada ilerleyin. Satmak için bu kalkanı alıyorum. Dilerseniz bu kalkanı bu arada yine Paladin build'larına kullanabilirsiniz. Bu merdivenden aşağı iniyorum. Sol tarafta bir tane kertenkelemiz var. Onu öldürmek istiyoruz. Dümdüz devam ediyorum. Hemen ileride bir başka kertenkele daha var. Onu da öldürmek istiyoruz. Tarafımızdaki ne? Bir miktar Twinkling Titanite almış olduk. Buradan bir tane daha Titanite Shard aldım. Devam ediyorum. Bir miktar ruhumuz var. Bu ruhları harcamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü birazdan riskli bir aksiyon alıyor olacağız. O aksiyon içinde uzun uzun bir sürü düşman arasından koşta koşta gidiyor olacağız. Hani bu ruhları kaybetmek istemeyiz. Dolayısıyla ilk yapacağımız şey aslında Wailing Shrine'ın yolunu tutmak olacak. Buradan Titan Shard'ımı aldım. Tekrardan gördüğünüz üzere Bonfire oldu diye geri gelmiş bulunuyorum. Oturdum burada. Travel diyorum. Firelink Shrine'e gidiyorum. İlk olarak sağ taraftan aşağıya koşturuyorum. Ve düştüm aşağıya. Düştükten sonra bu arkadaşa konuşuyorum. Şimdi bu arkadaşa Give Tome diyerek Braille Divine Tome teslim ediyorum. Give Tome diyerek Londor Braille Divine Tome teslim ediyorum. Her ikisini test etmeme bağlı olarak elde edebildiğim yeni içerikler var. Bunlardan bizim için önemli olan iki içerik şu. Tears of Denial ile Dark Weapon. Dark Weapon'ı kullanmak için 25 FT ihtiyacınız var. Dark Weapon oyundaki hasarı oldukça fazla olan, silah bufflamakta kullanılan özel mucizelerden bir tanesi. Şimdi şöyle bir tarafı var. Bu arkadaştan dark bir mucize öğrenirseniz, kendisini kurtardıktan sonra konuşmuş olduğumuz İgyon size düşman kesiliyor. Dolayısıyla buna dikkat etmenize fayda var. Yani günün sonunda bu arkadaşın Ayrina'nın bir light dediğimiz light sonu yani daha doğrusu iyi sonu bir de kötü sonu bulunuyor. Hangi mucizeleri aldığınızla alakalı olarak değişiyor bu içerik. Ben bu mucizeyi bu videoda alıyor olacağım ama şimdi değil. Buradaki diğer mucizeye değinmek gerekirse heal sizin canınızı yükseltiyor. Medium heal işte orta seviyede yükseltiyor. Replenishment belli bir müddet yani belli bir süre boyunca canınızı dolduruyor. Şimdi bunlardan farkı şu. Medium heal kullanırsınız. Anlıktır. Atıyorum 600 can mı dolduruyor? 600 can doldurur ve biter. Replenishment kullanmanız durumunda 60 saniye boyunca canınızı doldurur. Hani canınızı 600 oranında doldurmaz. Canınızı doldurmaya devam eder. Atıyorum 300 doldurur hasar yersiniz tekrar dolmaya devam eder. Hani o hani ben şu an 300 doldurum bıraktım demez. Hani neyse Fate statınız ona uygun şekilde dolmaya devam eder. Kerasin Tear sizin zehirli olan zehirlenmeniz durumunda onun etkisini kaldırır. Yani sizi bir nevi temizler diye ifade edeyim. Tears of Denial oldukça önemli. Bunu kesinlikle almak istersiniz. Bunu alın. Tears of Denial'ı kullanmanız durumunda bir kere yani bir kereliğe mahsus olmak üzere ilk ölüşünüz sayılmaz. Eğer ki uçurumdan falan aşağı atlamıyorsanız ilk ölüşünüz sayılmaz. Yani bir düşman sizin canınızı sıfıra indirdiğinde ölmezsiniz. Bir kere daha hayatta kalma imkanınız olur. Homeward Bond'dan yerine kullanabildiğiniz bir içerik. Hani sınırsız sayıda kullanabiliyorsunuz. Homeward Bond gibi en son denemiş olduğunuz bonfire ışınlanmanızı imkan tanıyor. Forsaken'e kleriklerin başlangıç mucizelerinden bir tanesiydi. Bahsetmiştim daha önce. Hatırlatmak gerekirse kullanmanız durumunda civarınızdaki düşmanlara bir şok dalgası gönderiyorsunuz ve onları yere seriyorsunuz. Dark Blade sağ elinizdeki silahı yani sol elinizde talisman ya çay mesela olduğumu söylüyorum. Sağ elinizdeki silahı Dark ile efsunlamanıza, bufflamanıza imkan tanıyor. Dark endeksli bir talisman ya da charm kullanıyorsanız daha etkili hasar sunuyor. Öyle ifade edeyim.
of Silence hani hem sizin hem çevrenizdeki insanların ve karakterlerin, oyuncuların neyse büyü kullanmasını engelliyor. Her türlü büyüyü engeller. Yani online PvP'de özellikle mesela çok az bir şeyiniz varsa, böyle büyüye karşı tahammülü az bir karakteriniz varsa atın bunu, kitleyin karşıdaki büyücüyü, canını okursunuz. Dead Again, ölmüş olan cesetleri bir nevi buff'lıyorsunuz ve onları bombaya çeviriyorsunuz. Onlar da infilak ediyorlar. Temel olarak mantığı bu. Bir saniye atlamak istiyorum. Purchase item diyerek kendisini satmakta olduğu Saints Ring var. Bunu almak istiyoruz. Fazladan bir tane daha Attunement slotumuz olmasına imkan tanıyor olacak. Şuna ilerliyorum. Geldim buraya, konuşuyorum bu arkadaşla. Reinforce Estus Flask deyip almış olduğum Estus'a teslim ediyorum. Unload Estus deyip her şeyi can potuna çeviriyorum tekrardan. Reinforce Weapon diyoruz. Reinforce Weapon dedikten sonra almış olduğumuz bu Saints Talisman'ı Titan'dan Shard'a ile güçlendiriyorum. Güçlendirebildiğim kadar. Geldim buraya, konuşuyorum bu arkadaşlar. Purchase item deyip bir tane Titan'dan Shard alacağım. Daha sonrasında Give Umbral Ash deyip az önce almış olduğum Paladin's Ashes'i teslim ediyorum. Opsiyonel demiştim. Paladin Ashes'i verdikten sonra Lois Shield Ring denilen bir tane yüzüğü alma imkanınız oluyor. Bu yüzüğü alıp takarsanız canınız fullken aldığınız ilk hasarın bir kısmını absorbe ediyor yüzük. Yani siz atıyorum 1000 oranında hasar alacağınız zaman 1000 oranında almıyorsunuz da 800-700 oranında alıyorsunuz. Sizi bir miktar defansınızı arttırıyor gibi düşünebilirsiniz. Faydalı bir yüzüktür. Şart değil ama dilerseniz alıp kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Burada Human Pyrenezin alma imkanınız oluyor. Human Pyrenezin'den zaten bir miktar lootladık. Sağ elinizdeki silaha Dark Efsun'u sürmenize imkan tanıyor. Dark'la bufflamanıza imkan tanıyor. Bu az önce göstermiş olduğumuz Dark Blade'in yaptığı içerikle aynı içerik aslında. Geldim tekrardan bu arkadaşa, konuşuyorum. Reinforce Weapon deyip bu talismanı arttırıyorum. Daha sonra Lash Titan'lar şartlarına bufflamaya devam ediyorum. Yani artı 4'e kadar şeyi çıkarmış olduk bu sayede. Tılsımımızı çıkarmış olduk. Kalan ruhları bir de şuradaki, gerçi ona satacaktık, bir saniye. Unuttum. Konuşuyoruz. Sell item diyorum. Buradaki Crystal Sage'i, Rotten'ı, Soul of the Boreal Valley Ward'u vesaire satıyorum. Envanterdeki bütün ruhları satıyorum bu arkadaşa. Yine 1 milyon oranında bir ruh şeyimiz oldu. Level up diyorum. Rate'i arttırıyorum. O bir dakika. Şeyi ben atladım. Evet, ben bir hata yaptım şu an. Notlara uymadığım bir nokta oldu. Bu envanterdeki ruhları birazdan satıyor olacaktık. Çok sıkıntı değil. Şu an 25'e kadar yükseltmiş olayım. 10.000 ruh envanterimde kalsın. Çünkü bu 10.000 ruhu şey için harcıyor olacağım. O Dark Weapon'ı almak için harcıyor olacağım. Yani ruhla satarsak nasıl alacağım günün sonunda? Az önce almış olduğumuz Undead Bone Shard'ları yakıyorum burada. Travel diyorum. Tekrardan bu Cleansing Chapel'e gidiyorum. Şimdi riskli olan, yani riskli diye ifade ettiğim bir içerik ama çok böyle imkansız bir içerik değil. Yapacağımız şey şu. Bu bölgenin çatı kısmını sadece koşturarak geçiyor olacağız. Yani bol miktarda düşman yanından koşta koşta yuvarlana yuvarlana geçeceğiz. Ölme ihtimalimiz var mı? Evet ama çok düşük bir ihtimal. O açıdan içiniz rahat olsun. Bu arada şuraya şeyi koymak istiyoruz tabii ki. Şu Elroring Skull'ları almıştık. Elroring Skull'ları koymuş oldum. Koşuyorum buradan. Tebrik ederim. Ve bunları almanızda fayda var vesaire diye bahsetmiştim. Umarım sizler de almışsınızdır. Biraz daha işinize yarayacak bir yerdeyiz aslında.
Burada aşağı inince şu duvarın olduğu yere bir tane fırlatın ve dümdüz devam edin. Koştururken dikkat etmeniz gereken şey şu. Staminanızı sıfırlamıyorsunuz. Azaltıyorsunuz belki ama sıfırlamıyorsunuz. Buraya gelin. Şuradan kapıyı açmaya çalışın. Kapıyı açarken iframe'deyim gördüğünüz üzere. Kimse bana saldırmıyor. Yani ben rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum buradan. Yani saldırıyorlar daha doğrusu da hasar yemiyorum. Kapıyı açtıktan sonra yuvarlanıyorum. 3-4 kez hemen şuradan içeri giriyorum. Girdikten sonra bitti efendim. Artık güvendesiniz. Doya doya koşturun. Hiçbir şey olmaz size. Yani canınız çok da aşırı az olmasın tabii ki mümkünse ama hani ya var bir şey olmaz. Hepten bir vuruşluk canınız yoksa sıkıntı olmayacaktır. Geldik buraya. Buradan kestim yolu açmış aslında. Oo. Seni tebrik ediyorum ya. Yani buraya kadar bu istikrarla gelmiş olman gerçekten takdire şayan. Ne yalan söyleyeyim. Buraya kadar nasıl geldin sen? Gel bakalım. Hasarımız bu düşmanlara az olduğu için değil, çatı bölgesinin bütünü bizleri uğraştıracağı için böyle bir ilerlemeyi tercih ediyoruz. Buradan kapıyı açtığınızda aslında bu yolculuğa çıkmadan önceki bonfire olduğu yere geri gelmiş oluyorsunuz. Yani şapeldeki bonfire'a geri gelmiş olduk. Şimdi bütün bu aksiyonu almış olmamızın çok temel iki tane sebebi var. İlk sebebi şu. Buradan dümdüz koşturuyorum. Bu devle uğraşmıyoruz. Dümdüz ilerleyin. Hemen şurada şu item'ı alıyorsunuz. Lord's Sword Ring. Canınızın full olması durumunda vurduğunuz hasarı arttırıyor bu yüzük. Koştura koştura alırsanız devin yapacağı saldırılar maksimum bu noktada size vurur. Ve burada vursa da çok dert değil çünkü artık içeri girdiniz demektir. Canınız fullse, Ember'lı durumda canınız fullse şey olmazsınız. Hani öyle hasar yemezsiniz diye ifade edebilirim. Buraya geldim. Şu arkadaşa bir tane şey fırlatıyorum. Undead Hunter Charm atıyorum. Kendisini ölüme çalışmaya biraz zorlar. Buradan Deep Brayle Divine Tome'u aldım. Bunları aldıktan sonra Shrine Bonfire'a ışınlanıyorum. Başka bir şey almakta niyetim yok. Bu bölgeye zaten daha sonra gelip buradaki diğer içerikleri aradan çıkartıyor olacağız. Ama bu videomuzun içeriği değil bunlar. Geldim buraya. Şuradan aşağıya düştüm. Ve konuşuyorum bu arkadaşla. Divine Tome'u teslim ediyorum. Learn Miracles diyor ve gördüğünüzde aslında elde edebileceğiniz yeni Dark mucizeler var burada. No mucizesi bir nasıl diyeyim bir sinek sürüsü gönderiyor. Öyle ya yani sinek değil de hani insect hani böcek sürüsü diyeyim. Bir böcek sürüsü gönderiyorsunuz aslında düşmanlara ve tekrar tekrar vurdukça düşmanlara kanamaya sebep oluyor. Kullanabileceğiniz güzel mucizelerden bir tanesi bu. Bir diğeri Deep Protection. Sizin fiziksel hasarınızı arttırıyor. Yediğiniz hasarı azaltıyor. Aynı zamanda staminanızın daha hızlı dolmasına imkan tanıyor. Müthiş bir buff büyüsü. O yüzden lütfen bunu almış olun. Buradan Nov'u alıyor olacağım. Bunu tanıtmak için alıyorum. Bunu almanıza gerek yok. Aynı zamanda çok az bir miktar ruha ihtiyacım var. Envanterimde şu an kaldım. Az önce hepsini sattım sanırsam. Okey. Birkaç bir şey satarak alma imkanım var. Hemen bir satalım. Bir de Dark Weapon satın alıyor olacağız. Bir tane Sell Item diyeceğim. Bunu satıyoruz. Heavy Gem'le satıyorum. Sharp Gem'i satıyorum. Raw Gem'le satıyorum. Şuradaki Heal Aid mucizesini satıyorum. Onunla benim bir işim yok. Kullanmayacağım silahları satıyorum. Talisman'ı sattım. Kullanmayacağım kalkanları satıyorum. Kafalıkları mesela satmış olalım. Ben yani çıkmış olup şeyin üzerine. 3 milyon oruna geldi bile. Hop. Geldim buraya. Amerikalı dedim. Dark Weapon'ı almış oldum. Dürüst olmak gerekirse bu arkadaşlar almak istediğimiz aslında temel içerikler bunlar. Oyunun bayağı sonlarına kadar çok fazla bir şey içerik alacak değiliz kendisinden. Ama temelde alabileceğiniz içerikler bunlardı. Şimdi burada
şu ruh yüzüğü yerine mesela şu Saint Ring'i takabilirsiniz. Sage yüzüğü yerine işte şu Lois Sword Ring'i takabilirsiniz. Tamamen nasıl bir build gideceğiniz size kalmış. Yine bu Saint yüzüğünün yerine şey yapabilirsiniz. Yani Flynn yüzüğünü takma imkanınız var hasarınızı arttırmak için. Aynı zamanda az önce burada opsiyon olarak göstermiş olan bir tane yüzük vardı. Ondan faydalanabilirsiniz. Bakın diyor not almış olalım. Aynen Dark Moon Loyalty almamız lazım. Okay. Şimdi burada oturduk diyelim ki. Attune Spell diyoruz. Bu arkadaşı çıkardım. Yerine mesela Deep Protection'la şey koyabilirsiniz. Dark Veil'i koyabilirsiniz. Ya da işte Deep Protection yerine No takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bunları bir sonraki videoda tanıtma amaçlı zaten gösteriyor olacağım. Peki neyi tanıtıyor olacağız? Yani bunları aldık ama ne yapıyoruz biz? Ward of the Boreal Valley'e gidiyorum. Bir tur zaten burada göstermek niyetim vardı. En azından bir tur gösterebiliyor olacağım diye düşünüyorum. Birkaç tane içeriyim. Şimdi bizler aslında bir hasar endeksli build gidiyor olacağız diye bahsetmiştim. Yani bu videonun sonuna geleceğimiz nokta o olacak diye bahsetmiştim. Şimdi burada ilk olarak şunu göstermek istiyorum aslında. Aynen şu Sage Ring'i takalım. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Dümdüz ilerliyorum. Dancer of the Boreal Valley isim verilen bir tane boss'umuz var. Normalde bu boss'u oyunun bayağı ilerisinde yani yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4 tane daha boss'u kestikten sonra doğru söyledim değil mi? 1, yo 1, 2, 3, 4, 5 tane daha boss'u kestikten sonra kesmeniz bekleniyor. Fakat bu boss'u erken kesebiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Bu arkadaşı öldürüyorsunuz. Öldürünce bu arkadaşın sahip olduğu Basin of Woes'u alma imkanınız oluyor. Bunu aldıktan sonra yaklaşıyorsunuz buraya. Yaklaşan bir tane sinematik geliyor ve Dance of the Boreal Valley summonlanıyor. Kendisine Gnoll'la saldırabilirsiniz. Dikkat edin hasarı gayet az. Yani öyle yüksek hasar vuran bir şey değil ama kanama hasarı vurduğu zaman 500 oranında bir hasar vurma imkanı oluyor. Kanama hasarı dolayısıyla bundan faydalanabiliyor olacaksınız. Bir diğer içerik Dark Weapon büyüsü. Kendisi Dark'a karşı direnci az olan bir boss'tur. Dolayısıyla Dark Weapon'dan faydalanma imkanınız oluyor. Yaklaşık 123 oranında hasar vuruyorum gördüğünüz gibi Dark Weapon'da bufflamam durumunda. Bir de Dark Hand'imiz vardı. Dikkat edin Dark Hand'e herhangi bir buff atmadığım halde 180'e yakın hasar vurma imkanım oluyor. Bitti diye gördüm ama yanlış görmüşüm. Okey. Hasar vurma imkanım oluyor kendisine. Hani bu şekilde harika. Beni ölmüş olması çok güzel oldu. Bu şekilde kendisine hasar vurarak kendisini öldürebiliyor olacaksınız. Şimdi burada kullanabileceğiniz alternatif birkaç farklı build yapısı var. Hangisini kullanacağınızı ben tamamen sizlere bırakıyorum. Çünkü hangisiyle izleyici rahat eder ben emin değilim. Emin olmadığım için ve yeni bir içerik tanıtmak adına ben bir sonraki videonun başında sizlere Dark Hand ile bu boss'un kesişimi göstermek istiyorum. Yani bir sonraki videonun başında Dark Hand'de ben boss'u kesiyor olacağım. Benim niyetim, benim amacım o. Benim gideceğim build da şu. Sol elimde Crass Grace Shield olacak. Stamina'm daha hızlı dolsun diye. Şurada Lloyd Sword Ring olacak. Biraz daha fazla hasar vurmak için. Aynı zamanda Saint Ring yerine ben geçip Flynn's Ring'i kullanıyor olacağım. Daha fazla yine hasar vurmak adına Mourner Ring yerine de Coveted Silver Serpent Ring'i kullanacağım. Boss'u kesinlikle daha fazla ruh elde etmek için. Benim build'ım bu olacak. Dark Hand, yani şu Dark Hand, Grass Grace Shield, Chlorine Ring, Lloyd Sword Ring, Coveted Silver Serpent Ring ve Flynn's Ring. Benim build bu şekilde ilerliyor olacak. Fakat gidebileceğiniz alternatif build'lar var. Nedir? Saint Ring'i takarsınız. Yanına alıp Mourner Ring'i takarsınız. Yani Sage Ring de olur, okey. Sage Ring, Mourner Ring'i taktınız. Bunları aldınız. Hani bir diğer mesela Chlorine Ring yerine mesela işte Lloyd Sword Ring olur, Flynn's Ring olur fark etmez. Onların bir tanesini alabilirsiniz. Elinizdeki silahı Dark ile bufflamanız lazım. Hani Dark Weapon'la bufflayabilirsiniz. Dark Weapon mucizesi gayet uygun, gayet kullanabileceğiniz bir mucize. Hiç sıkıntı değil. Bufflayabilirsiniz. Alternatif olarak yine bu videoda tutukladık. Aynı zamanda birkaç tane satın alma imkanımız var. Human Pine Resin'lerden faydalanarak elinizdeki silahı yine bufflayabilirsiniz. Hani silahın hem fiziksel hasarını hem Dark hasarını arttıracağınız için takmış olduğunuz yüzükler silah endeksli bir build'la gitmek istiyorsanız o noktada size yardımcı olacaktır. Silahtan faydalanmak istemiyorsanız Dark vesaire bufflamayacaksanız hani o noktada şey yapma imkanınız var. Bu yüzükleri yine çıkartıp aslında bunların yerine yine benim kullanmayı planladığım build'a yakın bir şekilde şunları alarak aslında yine geçip Dark Hand ile ilerleme imkanınız var.
Fakat kendinize buff olarak, yani buff sonrasında faydalanabileceğiniz bir içerik hala mevcut. Her ne kadar bu build'ı gidiyor olacak olsak da buradaki Deep Protection'ı kullanabiliyor olacağız. Çünkü bizim fiziksel hasarımızı arttırıyor. Dolayısıyla hani bu içeriklerden faydalanarak bir sonraki videonun başında ben dediğim gibi Dark Hand'i kullanarak boss'u kesiyor olacağım. Nasıl keseceğinizi tamamen size bırakıyorum. Kullanabileceğiniz alternatif içerikler olsun istedim. Nasıl rahat ederseniz o şekilde kesin ve seriyi rahat rahat takip edebilin diye. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.